21 Şubat Dünya Ana Dil Günü dolayısıyla söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere Bengal halkının tarihsel toprakları iki ülke arasında parçalanmıştı. Bengaliler öz topraklarında yabancı görüldüler. Pakistan'da Cinnah iktidarının ilk işi Bengal dilini asimile etmek için çeşitli oyunlara başvurmak oldu. Ve ilk işi kültürel asimilasyon oldu. Bengal dili ve alfabesini yasaklayarak Urduca'yı zorunlu dil haline getirdi. Çünkü Cinnah yönetimine göre Bengal dilini talep etmek komünistlerin, yabancıların, hainlerin ve fesatların bir oyunuydu. Ama Bengal halkının cevabı Bengal dil hareketini korumak oldu. Ana dili için büyük gösteriler düzenlediler. 21 Şubat 1952'de ana dilini talep eden göstericilere ateş açıldı ve onlarca kişi katledildi. Sonraki süreçte Cinnah yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Bengalca da ikinci resmi dil oldu. Bangladeş'te 21 Şubat Dil Şehitleri Günü olarak kabul edildi. Bu bağlamda UNESCO'da 1999'da kültürel çeşitliliği ve çok dilliği desteklemek amacıyla 21 Şubat'ı Dünya Ana Dili Günü olarak kabul etti. Çünkü UNESCO'nun yayınladığı tehlike altındaki diller atlası verilerine göre 6000 dilin %43'ü tehlike altındaydı. Yine Türkiye'de 15 dil şu an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Aynı atlasta Kapadokya Yunancası, Obeça'nın ve Mlason'un da öldüğü diller arasında gösterilmektedir. Oysa Anadolu, Mezopotamya ve Trakya coğrafyaları geçmişten günümüze sayısız dile beşiklik etmiştir. Bu dillerin her biri bu topraklara tarihsel bir miras olarak büyük bir zenginlik kattı. Tek dille dayalı ulus devlet anlayışına geçildiği günden bu yana bu diller bir arada özgürce konuşularak geleceğe taşınmışken bu dillerin birçoğu kendi kaderine terk edilmiş bulunmakta. Fakat tek dil fikriyatı ile bu coğrafyanın kadim dilleri bir zenginlik olarak değil bir tehdit olarak görüldüğü için dil kırım politikalarına maruz bırakıldı. Dolayısıyla Türkçe dışındaki diller anayasal olarak tanınmadı, güvence altına alınmadı ve kamusal alanda kullanımı devlet politikası olarak desteklenmedi ve yasaklandı. Değerli milletvekilleri, dillerin katli, bir dilin ölümü, bir milletin ölümüdür. Kitabının yazarı David Crystal, dillerin ölümünü neden umursamalıyız der. Sorusuna şöyle cevap verir. Çünkü çeşitliğe muhtacız. Dil kimliği ifade eder. Diller tarihin ambarıdır. Diller insanlığın toplam bilgisinin bir parçasıdır. Diller başlı başına ilgi kaynağıdır. O halde kendi ana dilleri söz konusu olduğunda dilini kaybeden dinini kaybeder diyenler ana dilimizi, Kürtçeyi neden yasaklıyorlar? Dünyanın öbür ucundaki ırktaşları için ana dilde eğitim talep edenler hangi hakla Kürtler ana dillerini talep ettikleri için bölücü ilan edebiliyorlar? Bu tavrı bencil, ırkçı ve çifte standart olarak görüyor, şiddetle ret ediyoruz. Bugün Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme, başta olmak üzere birçok uluslararası metinde ana dili ve ana dilinde eğitim hakkı güvence altına alınmıştır. Türkiye'ye düşen görev, dil haklarına ilişkin maddelere yönelik çekinceleri kaldırmasıdır. Bugün idari anlamda çokça atıfta bulunduğumuz Fransa'da bile ana dil ve birçok ülkede anayasal güvence altına alınmıştır. Tabii UNESCO'nun 2003 yılında Paris'te kabul ettiği ve Türkiye'nin 2006 yılında taraf olduğu somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesini bile gereğini yapmıyor. Oysa bu sözleşmede ana dilinde ayrı bir önem atfedilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de de UNESCO'nun ana dilleri korunma programının yürürlüğe konulması gerekmektedir. Aynı şekilde dillerin saygınlığını artırmak, azami derecede gelişmelerini sağlamak ve dilsel düzensizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Katalonya'nın başkenti Barcelona'da 1996 yılında ilan edilen dil hakları evrensel bildirgesinin önemli bir çalışma olduğunu hatırlatmak istiyor. Nelson Mandela, Noam Chomsky, Dalai Lama ve Yasser Arafat gibi isimlerin de destek verdiği bu bildirgeyi Türkiye'de derhal imzalamalı ve yürürlüğe koymalıdır.